Kurban Bayramı için İHA İnsani Yardım Vakfı ile birlikte Nepal'e geldik. İHA ile ilk defa böyle bir organizasyona katılıyorum. Şahitlik yapmak için geldik buraya. Nepal'e indiğimizde Katmandu Havalimanı'ndan çıktıktan sonra Nepal'li Müslümanların biz sımsıcak bir yüzüyle karşılaştık. Buradaki durum gerçekten içler acısı bir durum. İnsanlar sevecen, güler yüzlü, umutla bakıyorlar. Ancak ciddi anlamda da desteğe ihtiyaçları olduğunu hissettim. Nepal, hem Budizmin hem Hinduizmin önemli merkezlerinden biri. Ve insanlığı şirkin tamamıyla bir bataklık gibi içine alıp yuttuğu bir ortamda gerçeği görüp Allah'ın ipine sarılarak o bataklıktan çıkabilmek hakikaten ciddi manada bir yiğitlik işi. O yüzden Nepal Müslümanları her biri birer yiğit. Nepal'de yeni yapılmakta olan İslam merkezinin inşaatına geldik. İHA'nın da desteklediği, yapımını üstlendiği bir Nepal İslam Merkezi çalışması var. Şu an inşaat halinde. İnşallah sizlerin de desteğiyle, fonlamalarıyla bu merkezi bitirelim. Buraya adım attığımız ilk günden itibaren çok ciddi bir organizasyonla karşılaştım. Doğrusunu söylemek gerekiyorsa bu kadar profesyonel hazırlanmış bir organizasyon görmedim daha önce. Beni en çok etkileyen bayramın birinci günü yetimlerin bulunduğu bir mescitte bayramlaşmamız oldu. Yetim çocuklarıyla ilk defa buluştum ben. İlk defa sarıldım onlara. İnsanlara ben hep Emmoğlu diye hitap ettim. Niye Emmoğlu diye hitap ettim? Çünkü Emmoğluyuz. Kardeş olduğumuz için hepimiz Adem'in uşaklarıyız, torunlarıyız. Emmoğluyuz yani nihayetinde. Kardeşlere, öğrencilere, yetimlere Emmoğlu, Emmoğlu diye hitap ettik. Bu onların ağzında bir slogan oldu. Emmoğlu! 250 hayvan, 1750 hisse, 2750 de aile. Binlerce kilometre ötesinden dahi Türkiye'yi biliyorlar, gayreti biliyorlar. Türkiye'den gelen bütün kurbanlar yerini buldu, biz buna şahadet ederiz, şahitlik ederiz. Düşünce insanı harekete geçirir ama duygu o hareketin devamlılığını sağlar. Ve buralar için ortaya konulacak çalışmalar bir günlük, iki günlük olmamalı. Sürekli olarak bu bölgelere dönük çalışmaların yapılması gerekiyor. Bağışların devamlılığı çok önemli. Buradaki inşaatların durmaması için, buradaki organizasyonların ve projelerin durmaması için çok önemli. Hepsinden daha önemlisi bir yetimin gülüşü bütün bunların hepsini örtecek düzeyde. Türkiye'deki bağışçı arkadaşlara söyleyebileceğim veya göndermek istediğim en anlamlı mesaj bu olur bana. Kurban ibadet. Kurban ibadet. Paylaşmak kardeşlik. Paylaşmak kardeşlik.